tiroid nodülleri ile seyreden hastalıklar ve nodülsüz olarak seyreden hastalıklar var. Önce ona ayırmak lazım. İkinci bir noktada tiroidin fazla çalışması veya az çalışması olarak seyreden hastalıklar var. Bunlara baktığınız zaman bir ilaç tedavisiyle kontrol altına alamadığımız fazla çalışma gibi durumlarında iot 131 tedavisi veya ameliyata gidebiliyoruz bu bir seçenek. İkincisi nodüller eğer e, büyümeye devam ediyor veya riskli gördüysek veya yapılan biyopside tabii olumsuz bir sonuç çıkmışsa biz bunları e, ameliyatla alabiliyoruz. Şimdi nodüller değerlendirildiğinde en önemli değerlendirme ultrasonografi ve takiben sintigrafi ile yapılır. Ultrasonografi ile nodülün yapısı değerlendirilir. Bir de takipte büyüyüp büyümediği değerlendirilir. Büyüyen nodüller... İçerisinde mikrokalsifikasyonlar denilen riskler olanlar, düzensiz nodüller, ağrılı nodüller, sert nodüller, çevreye yapışık nodüller, e, hastanın yutkunurken hissettiği, onu rahatsız eden nodüller genellikle yüksek risk gruplu nodüllerdir. Ve bunlar ameliyat adayıdırlar daha ziyade. Ama e, ilk önce mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsisi ile bir değerlendirme yapılır ve bu konfirme ederse bu nodüller çıkarılır.